Evet, erken ekimde çok iki çıkış yapıp fazla gelişme olursa kış dönemi içerisinde sorunlarla karşılaşabiliriz. Edirne'de geçtiğimiz yıl buğdaylarda görülen sarı cücelik hastalığı konusunda çiftçiler bilgilendirildi. Kahverengi faz, septoria ve kök hastalıkları gibi hastalıklar genelde erken ekimlerde geç ekimi karşılaştırdığımız zaman erken ekimde daha fazla epidemi yapabiliyor. Başak hastalıkları var bölgemizde, embriyo kararmasına sebep olan bir başak hastalığı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda çiftçilere uzmanlar tarafından sarı cücelik hastalığı ve hastalığa karşı yapılması gerekenler konularında bilgiler verildi. Kök ve kardeşlenme yapısı tam oluşmadan giriyor. İlkbahara bırakıyor. İlkbaharda hava sıcaklığına yine bağlı olarak hızlı bir gelişme gösterme. Bitkinin biyolojik verimi dediğimiz toprak üstü aksamının tamamını bunu azaltıyor, düşürüyor. Bunun düşmesi bu aslında gözde görülen bir özellik değil ama bu doğrudan yani bitkide biyolojik verim biyomas doğrudan verimle ilişkili yüksek oranda belli bir orana ulaşmazsa bu verimi etkiliyor. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Havva İlbağ basın mensuplarına yaptığı açıklamada küresel sıcaklık artışıyla hastalığın da arttığını kaydetti. Hastalığın zaman zaman ortaya çıktığını belirten İlbağ, bu hastalık verim ve kalite açısından yüksek kayıplara neden oluyor. Tabii çeşide bağlı olması önemli bir özelliği. Bunun dışında bu hastalıkla mücadelede ekim zamanı çok önemli. Yaptığımız projelerde buğday ekimlerinin Kasım ayının ikinci haftası yapılması en uygunu dedi. Bu hastalık zaman zaman ortaya çıkıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklık artışı, tabii günümüzde sıcaklık oldukça fazla arttı. Zaman zaman da bu hastalık epidemi yapacaktır. Yeni yeni bilincine varıyorlar. Dolayısıyla ne yapılması gerektiği zaten proje çalışmalarıyla belirlendi. Özellikle Trakya bölgesi pilot bölge. Dolayısıyla tüm Türkiye genelinde tahıllardaki söz konusu bu hastalığın mücadele yolları belirlendi ve bu da benimsetilecektir. Verim ve kalite üzerinde önemli ölçüde kayıplara neden olmakta. Çeşide bağlı olması önemli bir özelliği. Bu hastalıkla mücadelede ekim zamanı çok önemli. Benim yaptığım projelerde Trakya bölgesi için Kasım ayının ikinci haftası buğday ekimlerinin ikinci haftası yapılması en uygunudur ve bunu uygulayan çiftçilerimiz de bu hastalığa karşı başarılı mücadele sonuçlar elde etmişler. İleride de önümüzdeki yıllarda da tahıllarda görülen epidemiye neden olan virüs hastalıklarının na karşı neler yapılması gerektiği hususu çiftçilere benimsetilecektir. Trakya'da ne kadar alan etkilendi bu hastalıktan? Bu tabii ki yöreye, çeşide, ekim zamanına bağlı olarak değişiyor. Belirli alanlarda evet %70 oranında kayıplara neden oluyor. Hani şu alanda diyemeyeceğim. Orada dediğim gibi önemli olan şey kullanılan çeşit ve ekim zamanı. Bu ikisi %50 hastalığı zaten kurtarıyor. Bunu uygulayan çiftçilerimiz de zaten başarılı olacaklar. Özellikle Tekirdağ çiftçisi uyguladı ve başarılı oldu. Edirne ili ve Kırklareli ilinde de aynı şekilde üreticilerimiz bunu uygulamaya başladılar. Bazı çiftçiler anız yapıyorlar. Hayır, doğru değil. Doğru değil. Hiç alakası yok. Alakası yok.